Sevgili izleyiciler şimdi Ankara stüdyolarımıza dönüyoruz. TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve Ahmet Sözcan'ın yanlarında çok değer konukları var. Ahmet Sözcan söz sizde. çözüm sürecinde çok tarihi bir açıklama geldi. Uzun süredir devam ediyordu. Hükümet yetkilileriyle İmralı, Kandil, Ankara üçgeninde görüşmeler, müzakereler, değerlendirmeler sürüyordu. Silah bırakma çağrısının gelmesi bekleniyordu. İşte o çağrı bugün gerçekleşti. İstanbul'da yapılan toplantıda hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile HDP heyeti bir araya geldi. HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcelan PKK'ya bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplayın ve silah bırakın çağrısında bulundu. İşte bunun yansımalarını konuşacağız. Tegeri Haber Ankara temsilcisi Sayın Yaşar Batuhan Yaşar yayın konumuz. Ayrıca ilerleyen dakikalarda Stratejik düşünce enstitüsü başkanı Sayın Profesör Doktor Birol günde yayınımıza katılacak. Efendim tarihi bir çağrı gerçekleşti. bugün bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakıldığı zaman fotoğrafta iki tane önemli unsur daha var. HDP yetinden diğer iki kişinin de. Orada karşı tarafta olması İçişleri Bakanı'nın yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Orada olması ve kamu düzeni Müsteşarının da o toplantıya Bizzat iştirak etmesinin anlamı büyük Ama her şeyden önce bu çağrı ne zaman Yapıldı 28 Şubat tarihinde Yani Türk siyasi hayatında En azından demokratikleşmenin Veya demokrasinin Önünün çok ciddi bir Şekilde ket vurularak Kesildiği bir tarih ki bizim Siyasi hayatımızın en önemli tarihleri bir tanesidir. Bir darbeden çok daha fazlasının yaşandığı, çok daha fazla olumsuz yansımaların olduğu bir günde bu çağrının yapılması çok önemliydi. Bu birinci e, olay yani 28 Şubat tarihinin bu çağrının yapılmış olarak seçilmesi aslında en anam en anlamlı konulardan bir tanesi. Ahmet bakıldığı zaman e, bu e, Öcalan'ın Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını yapacağı tarih olarak biz ne zamanı bekliyorduk? Biz e, Nevruz 21 Mart. Evet, 21 bekliyor bekliyorduk. 21 Mart'ın 21 gün öncesine alınması bunun aslında bütün kamuoyu açısından nasıl sürpriz olduysa benim yorumlamam o ki kandil açısından da bu kadar erken bir silah bırakma çağrısı baskın bir silah bırakma çağrısının olduğunun aslında burada altının çizilmesi gerekiyor. Bu silah bırakma çağrısını çok ciddi bir şekilde bu kadar öne alınması aslında sürece olan bağlılık sürece sürece ulan inanışlık, sürece ulan vurgu olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, tabii e, bu olay şu açıdan da bakılması lazım. Sadece Türkiye'nin içerisindeki bir olay değil, çok fazla dinamikleri olan, yani şunu söylemeye çalışıyorum, iç ve dış dinamiklerin çok fazla olduğu bir olay. Hani e, sadece Güneydoğu Anadolu veya Türkiye'nin bütünü olarak sahiplenilen bu süreç Irak'ta, ve Suriye'de özellikle e, nasıl e, etkileşime girecek buna da bakmak lazım. Kaldı ki e, şunu da söylemek lazım. Tarih olarak bakıldığı zaman o kadar çok fazla şey var ki AK Parti'nin iktidara geldiği günlerde biliyorsun e, doğu ve güneydoğu Anadolu'da olağanüstü halin e, uygulanmasının durdurulması vardı. Süreci buradan da ele alabiliriz biz. Veya işte o e, hatırlamak istemediğimiz Habur e, olayları, Habur girişi, ardından Kobani olayları Dolayısıyla bunlar hep süreçte ve yine Hatay'daki o bombalama veya işte karakol baskınları ki o süreç devam ederken Habur sonrasında 3 tane ana olaydan bahsetmek mümkün. Cizre olayları yaşandı. Cizre olayları yaşandı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman biz en önemli eşiği otobüsü yine devirmeden çok keskin bir virajı büyük bir hızla dönerek aldık gibi görülüyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Orada tabii açıklamalar var. Ee, süreç resmi ciddi ve sorumlu bir aşamaya evet. gelmiştir deniliyor. Yalçın Akdoğan da somut adım beklendiğinin altını çizdi. Demokratik siyasetin tanımı ve içeriği bazı maddeleri de tabii ki tabii. E, açıkladılar. Demokratik siyasetin tanımı ve içeriği olmalı. Demokratik çözümün yerel boyutlarının tanımlanması, özgür vatandaşlığın güvenceleri, bu tür e, maddeler de var. Bu süreç e, nasıl işleyecek bu ya maddelerle birlikte? Şey aklıma geldi. Şimdi sen demokratik siyaset deyince e, çok değil. Yani bundan 13-14 yıl önce, 10 yıl önce, önce 11 yıl önce biz doğu ve güney Anadolu'daki trafik lambalarının renklerinin değiştirilmesini tartışıyorduk. Kırmızı, sarı, yeşil yani PKK sonuçta PKK renkleri olduğu için. Ediyordu. Kürtçe müziklerin dinlenmediği veya Kürtçe kasetlerin dinlenmediği, hatta Kürtçe konuşanların gözaltına alındığı bir andan biz bu, bu noktaya geldik. Yani sonuçta böyle bakılacak olursa e, bu, bu çok önemli. Tabii demokratik siyasetin tanımı ve içeriğiyle ilgili e, konunun tartışılacak olması. bunun Aslında bu madde Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu bu madde kamuoyunda e, içinde altında ne var? Bu madde nasıl doldurulacak gibi e, soruları da bize getiriyor. Ama buna karşılık olarak e, Başbakan Yardımcısı Yalçın aktuanın yaptığı açıklama bu gök kubbenin altında konuşulmadık bir şey kalınmadı ve bundan sonra da konuşmaya devam ederiz açıklaması aslında süre süreci olan sahiplenmenin de ne noktaya geldiğini bize çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. E, bütün bunlardan e, bakacak olursak bu iç ve dış dinamiklerin çok önemli olduğunu söylemiştim. Hani hatırlar mısın şimdi bir söz daha geldi aklıma e, PKK'nın e, kurulduktan sonra özellikle yabancı istihbarat e, örgütlerinin ki bunun içerisinde Suriye var, İran var, İsrail var, Avrupa Birliği var be, e, yani Almanya'nın ve e, özellikle Fransa'nın PKK'ya olan desteğinin veya işte desteğinin ötesine geçen adımların Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiç güç harekatı operasyonları sırasında yaptıklarını hatırlayacak olursak Türkiye'yi biraz oyalayın. PKK'ya verilen talimat böyleydi. Şimdi bir de bu Türkiye'nin milli bir şekilde ortaya çıkarttığı bir süreç var. Şimdi ne deniliyor? Ee, i̇şte yine bu kandile yapılan çağrı yani kandil önemli bir e, olgu bu süreç içerisinde silah bırakmayın. E, bunu kimler söylüyor? Yine bu ismini saydığımız yabancı istihbarat güçlerinin özellikle hani e, kobani olaylarından önce veya işte geziden sonra yine o baskınlarda yaşadığımız olaylarda PKK'ya yaptıkları yaptığı en önemli çağrılardan bir tanesi şuydu. Çok net bir şekilde bunu söylemek lazım. İşte Türkiye'yi oyalayın denilen PKK'ya şimdi de e, PKK'ya aynı şekilde silah bırakmayın. Bunun tırnak içerisinde altı çiziliyor. Yani e, bütün bunlara baktığımız zaman her şeyin önemlisi altı çizilecek olan konu şu. biz bu açıklamayı Nevruz'da bekliyorduk bu açıklama 21 gün önceye at alındı baskın bir açıklama oldu her şeyden öte çok ciddi bir süreç bu süreçte çok ciddi bir adım çok ciddi bir aşama geride bırakılmış oldu. Siyasiler şu ifadeyi çok sık kullanırlardı biliyorsun. dere'nin artık veya işte ırmağın ortasına geldik. Karşı kıyı göründü. Artık karşı kıyıya çok yaklaşıldı da demek mümkün aslında. Devam edeceğiz. Diğer bir konuğumuz geldi. Evet, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Profesör Doktor Biral Akgün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün İyi tarihi yani. bir gün yaşanıyor Türkiye'de. Çözüm sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Öcalan'ın çağrısını dile getirdi Sırrı Süreyya Önder. Öcalan'dan PKK'ya silahları bırakın çağrısı Hı. geldi. Çözüm süreci açısından önemli bir kırılma noktası. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı? E, önemli tarihi ve kritik bir e, çağrı. E, belki biraz da gecikmiş de bir e, çağrı. Esasen <laughs> bu çağrının 2013'ün e, nevruzunda hemen sonra yaz aylarında yani çok hızlı şekilde karşılıklı olarak adımlar atılması, silahların bırakılması ve müzakere sürecinin hızlandırılması isteniyor ve bekleniyor ama e, tabii ki e, pek çok dinamik bir süreç e, içeriden ve dışarıdan öngöremediğimiz pek çok dirençler de olabiliyor. Bu anlamda baktığınız zaman bence hani iş güvenlik paketinin falan bu kadar yani, tarz tartışma yarattığı bir dönemde böyle bir açıklamanın e, yapılmış olması, ortak bir açıklamanın bu sürecin aslında ne kadar sağlam olduğunu e, gösteriyor. Taraflar ee, Değil 2020... mi hocam bu kadar kırılganlıkların peş peşe yaşandığı evet. bir ortamda bu güçlü çağrının yapılması aslında çok dikkat çekici. Yani artık bu anlamda hani İngilizcede no return e, dediğimiz noktaya gelmiş yani no return no back. No return back. No back yani evet. no, no turning point evet. yani artık buradan geri dönüşü yok bu işin. E, geri dönmenin getireceği maliyet taraflar ve aktörler açısından e, devam etmekten çok daha yüksek. Yani süreç elbette ki kendi içerisinde pek çok belirsizliği barındıracaktır ama bence Bunlar tarihi adımlardır. Burada belirleyici olan ne? En önemli şey şu. E, kamuoyu. Kamuoyu bakın 6-7 Ekim olaylarına, iş günü pakete ve diğerine rağmen e, bir takım e, küçük bir azınlık e, zaman zaman bunu radikalize etmeye çalışsa da kamuoyu bu kadar. Beklenti çok yüksek. E, 2013 Mart ayındaki 21 Mart'taki Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasına 3 gün önce ben Diyarbakır'a gitmiştim. E, Halkla e, görüştük. Büyük bir beklenti vardı. Yani 30 yıllık o çatışmanın vermiş olduğu bıkkınlık, yani şehrin kaybettiği birikim, mesela şunu söyle yani burası bir medeniyet merkezidir. Diyarbakır, Osmanlı'dan günümüze, Cumhuriyet döneminde bile biliyorsunuz, yani kaplar falan bir şehirdir. Eğitimiyle, kültürüyle, aristokrasiyle, kendi şeyle. Pek çok insan burada göç etmek zorunda kaldı. Biz kaybettik dediler. Bugün devam ediyorsa her şeye rağmen o işte halkın beklentilerin güçlü olduğu şeylerdir ve bu nabzı en iyi tutanlardan birisi Öcalan içeride olmasına rağmen bu duyguyu iyi biliyor. Ve tarihi bir adımın eşiğindeyiz bu anlamda. Seçimlerde hemen önce ve en kritik dönemde bunun yapılmış olması Şeyde. da... Aktörlerin bağlılığını da gösteriyor bu Şey, Mesela biz Tarım Bakanı Mehdi Eker'le beraber e, bu 6-7 Ekim Kobani olaylarından hemen önce <laughs> Diyarbakır'a gitmiştik. O kadar normalleşen bir şehirle karşılaştık ki hani bakıldığı zaman Ankara'dan veya İstanbul'dan ayır edemeyeceğiniz o şehrin karmaşası içerisinde kaybolan insanları gördük. Ama bu olaydan 3 gün sonra Kobani, yani o e, rahat şehir, bir tane zırhlı araç görmediğiniz, uzun namlulu silah görmediğiniz, gerçekten görmedik ki Diyarbakır'da böyleydi. Bir anda karıştırıldığınız Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına da etkisi evet, oldu. Evet. Yani o da, sokağa evet, davet etti tabii o süreçte. Sokağa davet etti ama yani bakıldığı zaman o kadar kırılgan olaylar, o kadar veya bir anda tersine dönüşebilecek biz bu süreç zarfında şeyleri gördük ki ama biz bunu İRA ve ETA'dan ayırdığımız en önemli şeylerden bir tanesi tamamen milli millileşen, evet, millileşen ve içles iç, iç ...içleştirilen bir e, süreçle karşı karşıyayız. Yani burada ne Amerika Birleşik Devletleri var, ne İsrail var, ne İran var, ne Irak var, ne Suriye var. Hiçbir yabancı güç yok. Ya o demin söylediğim, altını çizdiğim şey o, o yüzden öyleydi. Biraz Türkiye'yi oyalayın, 30 yıl önce PKK'ya denilen şey, şimdi Kandil'e deniliyor ki... ...aman silah bırakmayın. Bir de hocam katılır mısınız bilmiyorum ama şöyle bir önemli konu var... E, bir taraftan PYD'nin e, atraksiyonları, PYD'nin Suriye içerisinde yaptığı operasyonlar, diğer taraftan Irak'ın kuzeyinde olan olaylar, başka başka olayların hatta silah bırakmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde Öcalan'ın bu çareyi yapmasının da altının çizmek gerekiyor. Vatan Bey, bakın 2013'teki e, Abdullah Öcalan mektubun içeriğini okuduğunuz zaman bunun bir e, anlık karar olmadığını, çok daha uzun dönemli ve derin bir bakışın felsefesini orada görürsünüz. Bugün de aslında sürü önderinin Süreyya bir yerinde vardı. Diyor ki yani 100 yıllık e, düzenin e, evet, alt, evet. 100 yıllık dengeleri 600 e, olurken küresel ve bölgesel zorbalıkların yol geçtiği bir dönemde. Yani Suriye tamam yani P'de de orada yani bir anlaşma. Ben şey demek istedim hocam. Bu kadar kırılgan evet, evet. hatta silah bırakmanın zorlaştığı Türkiye açısından olumsuz hale gittiği bir dönemde bu açıklamanı yapmak Bu bir önemli. algı. Gerçek bu değil. Bakın Evet yani PYD orada var. Doğru çünkü Suriye'de lens haline geldi. Kimsenin toprağına evet. geldi. Artık orada egemenliği kimi kullandığı belli değil. Ele silah alan bir şekilde kontrol ediyor. Birisi bir köyü kontrol ediyor. Birisi bir kasabayı kontrol ediyor. Böyle bir alanda. Fakat yarın ne olacak belli değil. Yani stratejik olarak, tarihsel olarak dünya yeniden yapılanırken, bölge yeniden yapılanırken Sykes-Picot düzeni yıkılıp da yeniden orta bütün kartların açılacağı bir alana gelirken coğrafyada ayakta kalan bir çoğulculuğu barındıran ve diğer ülkeler örnek olabilecek başka güç yok. Yani güvenliği sağlam anlamda da söylüyorum, demokrasi sağlam anlamda da söylüyorum. Coğrafya ne, nerede karışsa oradaki insanlar Türkiye'ye gelmek istiyor. Niye Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor? Niye başka ülkeye İran'a gitmek istemiyor? İran bu kadar yardım ediyor. Suriye'nin kaç tanesini aldı? Yani, Doğru. çünkü yok, orada Suriye'yi İran yönetiyor. Devrim muhafızları orada, generaller orada. Niye? Dizlik Şunu söylüyorum. Mica yani, Yok böyle bir şey. Yani İran yani veya bir başka bir bölge ülkesi Türkiye'nin alternatifi değil bunu en iyi gören aslında bölge insanı ve Kürt siyasi elitleri yakın dönemde bu karmaşa devam edecek biz bunu Erbil'de gördük Suriye'de gördük bu karmaşa içerisinde en çok ezilecek olan halk varsa bu çalışmada Kürtler olacak bunu görüyor. onun için Türkiye'nin bu demokratikleşme yoluyla kendi iş sorununu kendi göbeğini kendisi kesecek şekilde kendi aktörleriyle Çözmesi çok önemli bir e, olay ve belki de e, hem Kuzey Irak'ta hem içeride hem süredeki Kürtlerin geleceği açısından tek güvence. Bir sürü olay yaşadık. Tam bu süreç bitti artık. Yani o kadar büyük kırılganlıklar yaşadık ki, hani sonuçta sizin moralinizin bozulmaması da mümkün değil. Stratejiyi belirlersiniz ama alanda o stratejiyi uyguladığınız zaman çok başka olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşte o söylediğim olaylar, o baskınlar, o üç önemli baskın, Hatay'daki bombalama, e, Habur olayları. Bütün bunlara rağmen hem e, iktidarın, hükümetin, devletin de aslında daha sonra sahiplendiği bir olay, önceleri bakıldığı zaman devlet çok fazla buna sahip çıkmamıştı. Bence habur e, olayları aslında bu e, konuya, çözüm sürecine devletin inanmadığı için e, olan olaylardan bir tanesi diye bakmakta mümkün. E, hocama sonuna kadar katılıyorum. bir Hoca altını çizdi ama algı yönetimi zaten tam da bu. Yani bütün bu olaylar bu coğrafyada bu kadar olumsuzluğun yaşandığı Arap Baharı'nın Arap kara kışına döndüğü bir terse ortamda. çevrildiği. Yani terse çevrildiği ve o kadar beklentilerinin yüksek olduğu bir o, e, aslında tırnak içe ...içerisinde e, stratejik gelişimden tam gerisine yani bıraktığımız noktadan daha gerisine döndüğümüz bir ortamda Türkiye'nin çözüm sürecini veya işte adına ne derseniz deyin... E, bu şekilde bu noktalara kadar getirmesi ve silah bıraktırmaya e, açıklattırması aslında çok önemli. Burada şimdi tabii iç siyasi olarak bizim bunu değerlendirmemiz veya iç siyaset malzemesi yapmamamız gerekiyor. Ama ben Süleyman Şah Türbesi'ndeki e, olan olaylardan sonra e, aslında şu ana kadar MHP ve CHP'den bir açıklama gelmedi. Hatta HDP'nin içerisinden de gelecek açıklamalar önemli. Burada Sırrı Süreyya Ahmet şeyin açıklamasını okudu. Hocam e, Abdullah evet. Hücal'ın açıklamasını okudu tamam. Sırrı Süreyya, Önder İdris, Baluken sonuçta HDP'li yani o çatı altında siyaset yapıyorlar ama buna HDP'nin içerisinden de bazı radikaller, şahinler buna he, da karşı çıkabilir. Tabii, yani tabii, silahlı çıkabilir. mücadelenin devam etmesi gerektiğini savunanlar da olabilir. Tabii, ama yani sonuçta şunu da söylemek lazım. Hani Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 1999 yılından sonra yapılan seçimde, nasıl DSP'nin %21 oy aldığını onun ardından 3,5 sene sonra nasıl %1'in altına düştüğünü de varsayacak olursak bunu kullanarak iç siyaset malzemesi yaparak ee, kullanan siyasi partilerin sonunu ben hatırlatmak istiyorum. Ee, tabii ki keşke Azarlık, bunu... müzakere şeklinde tepkiler gelebilir muhalefet partilerinden. Tabii partilerine yani hocam keşke süreçte. bunu biz bunu kullanmasak. Hocam keşke. bir şey hatırlatayım mı? Ben orada Londra'daydım yani Hı -hı. Tony Blair'ın bu görüşmeleri yaptığı İra. zaman. Hı -hı. İRA ile İra yapılan keşke e, İngiltere'de olduğu gibi iktidarıyla muhalefetiyle bu sürece sahip çıkılıp Milli daha... bir daha tabii Ahmet yani birazcık daha hızlandırıp e, konuyu çözüm masasında daha hızlı çözüp e, olayı Hızlandırıp çözebilsek ama maalesef göreceğiz ki öğleden sonra Batan bu Bey, iş başka e, bir noktaya gidecek. HDP e, çevrelerinde özetle Demirtaş özelinde ben bu açıklamalara çok e, karşı çıkacağını düşünmüyorum. Riyal rahatsız olacağını. Neden düşünmüyorum? Şundan düşünüyorum. Bakın e, Cumhurbaşkanı seçimleri sürecinde ee, Söylen biraz genişlettiler Türkiyelileşme arayışına girdiler Herkesi kucaklayıcı Özellikle hani sistem mağdur işinden mağdur Ama bu işe yaradığını gördüler Keşke 109. hocam 12 Ağustos'tan sonra o süreç devam etmiş olsaydı Bakın şimdi yeniden %10 barajına rağmen e, Parti kimliğiyle seçime giren bir e, Demirtaş e, ekibinin Böyle bir e, süreçten rahatsız olmak yerine tam tersine Artık silahlardan vazgeçiyoruz, demokratik siyaset tek ilkemizdir iddiası daha fazla inandırıcı var. Özellikle sol kesimden oy vermek isteyeceklerin o silah hala vazgeçmemiş bir Demirtaş'tan veya HDP'dense silahı artık tamamen devlet dışı bırakan demokratik siyasete bağlılığına açıklayan bir Kürt siyasetinin temsilcilerinin Türkiye'nin batı bölgelerindeki Kürtlerden de işte solun solunda kalan ee, bazı o radikal sol kesimlerden ki oradan çünkü oy devşiriyor daha çok, oralardan daha kolay o alabileceğini dedi. Bu rasyonel bir tercih. Orada, Onun için bu süreci desteklemez Radikal, radikal Doğru söylüyorsunuz ama hani 10 Ağustos öncesinde HDP veya BDP hmm. o anki adıyla hep radikal sola oynadı. Aslında birazcık daha merkeze yaklaşsaydı, sosyal demokrasiye oynasaydı bence 3 e, ay içerisinde e, radikal solun yerine e, HDP en azından o Türkiye'deki sosyal demokrat hmm. boşluğu doldurma anlamında çok ciddi bir adım atacaktır. Özellikle büyük şehirlerde e, sosyal demokrasi veya sol tandanslı e, kamuoyunda e, en azından e, saygı gören veya ilkeli e, solcu olarak tanımlanan insanların ben e, HDP'den siyasete e, gireceğini düşünüyorum açıkçası. Bu Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani hakikaten bu söylemin iş, işe yaradığını görürlerse ki onu gördü Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde burada bunu biraz daha vitrine e, sizin bahsettiğiniz kesimlerden de yani Meslim sol diyebileceğimiz CHP'ye oy veren kesimlerin kesimlerse çekici olabilecek flash bazı isimlerle Türkiye'nin doğusunda batısında farklı bölgelerinde seçime girme e, politikasından söz ediliyor. Bu Rus, adaylarla popüler evet. adaylarla hatta seçime girmeyi planlıyor. Peki Öcalan'ın bu çağrısı kandide nasıl yankı bulacak? Hmm. Çünkü e, HDP zaten pazartesi günü görüştü. Ondan sonra zaten bu e, müzakerelerde hızlandı. Ama Öcalan'ın çağrısına Kandil'in nasıl bir cevap vereceğini Ahmet, düşünüyorsunuz? Şey, hocam bir şey ekleyebilir miyim? Sen, senin sorun tabii ki Kandil, Kandil buradaki ana unsurlardan bir tanesi ama Birel Hoca demin e, çok önemli bir şey söyledi. Bundan sonra olacak olan veya işte yapılacak olanlar. Öyle görüyoruz ki bu son bir aylık e, dönemde hükümet... Ve işte bu politikayı yönetenler çok ciddi bir hazırlığa girişmişler. Ee, dedim ya hani biz bu açıklamayı Nevruz'da bekliyorduk 21 Mart'ta bekliyorduk Süreç bu hızlandırıldı kadar mi? öne alınması sürecin bize aslında bir katalizör olarak devreye İmralı'nın girdiğini ve Kandil'e baskın bir açıklama yaptığını görüyoruz ben bunu böyle değerlendiriyorum yani Kandil şu an eli kolu bağlanmış durumda belki Kandil Öcalan'a bu açıklamanın yapılmaması için el altından mesaj gönderiyordu şimdi Öcalan ön aldı bu açıklamayı yaparak çok ciddi bir şekilde sistemin hızlandırılması için aslında Bakalım. adım atmış oldu. Değerli arkadaşlar bir başka boyut var. Tabii iş politikanın bir sonucu bu evet. ama e, Kandil'in şu ana kadar bu şey direnmesinin arkasında biraz Kobane sürecini unutmamak lazım. Normalde biz bunu iki Ekim Kasım aylarında falan bekliyorduk. Hadi emlemedik Ocak başında bekliyordu. Çok da erken bunlar konuşuluyordu ama Kobane olayları zamanında e, ki pozisyon farklılığımız e, biraz da 6-7 Ekim olaylarını getirdi ve uzun bir süreç yaşandı. Şimdi ee, bölgedeki en büyük tehdit nedir derseniz yani PKK için de Türkiye için de bu son Şah, Süleyman Şah operasyonda da zaman Daesh ya da IŞİD dediğimiz yapı yani Türkiye Koban'da e, belli ölçüde evet çekincilere oldu ama Peşmerge'nin Türkiye'den geçmesine izin verdi. Koban aksada kurtulamazdı. PYD'nin yaralanan bütün askerleri Türkiye geldi. Türkiye'de tedavi aldılar. Yani bunları unutmayalım. Yine Türkiye'ye sığınanlar var. Orada yaşayan insanlar da gelip buraya sığındı. Sığınıyor. Kuzey Irak'taki Peşmerge'nin eğitilmesi konusunda Türkiye adım attı, silah verdiğini de ilk günden yardım ettiğini biz biliyoruz. Ve nihayet Barzani şimdi, de açıkladı. Barzani hatta de açıkladı. Ha şu anda evet. 6 ay veya 4 ay önceye göre yani Kobani olayları sonrasında e, özetle bölgesel bakış itibariyle ben e, daha pozisyonda yaklaştığını e, düşünüyorum. Bu neden önemli? Yani Kandil konusundaki şüphemiz uyandıran nedir? Ya Kandil ne kadar kendisi bağımsız hareket ediyor, ne kadar uluslararası güçlerin etkisiyle e, süreci yönetiyor. Çünkü Hatta derin bir PKK'nın içinde de derin bir PKK olduğu söyleniyor. derin Ana, PKK evet yani İran'dan Almanya'sından işte Amerika'sına Skoban kadar olaylarında biz bunu yaşadık. Şırnak olaylarında yaşadık. PKK'nın içinden yapılan açıklamada işte bunlar bizim <laughs> gençlerimiz e, bizden emir almadan hareket ediyor açıklamaları yapıldı. Ya özetle şey önemli. Yani Kandil yani şuraya geleceğim son cümle. orada bir virgül koyalım Kand hocam. Kandil'in bu direnebileceğini çok düşünmüyorum. Virgül koyalım. Veya Kandil, Kandil bir... buna direnecektir. Ama sonuçta Kandil'in buna direnmesinin çok da fazla anlamı kalmamıştır. Her şeyden önce bölge rasyonu halkı... yoktu. Bu, 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 çare, bu çare direnmesinin... Bölge halkı yoktur. ve Türkiye e, evet. bu olayda buna artık geri dönüşü Evet. Yani. Silahları bırakmadan geri dönüş yok. Konuşmaya devam edeceğiz. Bunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Öcalan'ın PKK ya yaptığı tarihi silah bırakma çağrısının yankılarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarım SGRT Taber Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar ve SDA Başkanı Profesör Doktor Biralak Gün. Hocam şurada kalmıştık. E, Öcalan'ın e, açıklaması Kandil'de nasıl yankı bulur? Kandil içerisinde de farklı görüşler olduğunu <laughs> dile getiriyordunuz. Bir manipülasyon ya da bir karşı koyma direnç gösterebilir mi Kandil? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Kürt siyasi aktörleri dediğimiz zaman yani bu müzakere sürecinde de biz bunları gördük. Yani öcalan var İmralı'da. Siyasette meşru olarak HDP posları var. Efendim yurt dışında Brüksel ayağı var ve silahlı güç olarak da Kandil yani sembolize ediliyor. Şimdi bütün bunları senkronize şekilde bu sürece dahil etmek biraz süreci yavaşlatıyor ama başka türlü de sonuç alamıyorsunuz. Yani onun için bu görüşmelerde zaman zaman tıkanıklık yaşanıyor. Bunlar şerse doğal hocam yani ya. tıkanıklığı 30 senelik bir konuyu siz parmak şıklatarak çözemezsiniz. En şahin kanadı elbette ki ee, Kandil yani ha, evet. çünkü oradaki insanlar sayıları bilmiyoruz ama daha çıkarıyoruz, eğitiyorsunuz ve milli kurtuluş hareketi başlatıyoruz falan diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ama biz anlaştık artık silah gerek yok. Ya oraya giden insanlar nasıl orada tutacaksınız? Onun için o gerginliği besleyen bir söylem e, tutturuyor ama sözde tıkamıyor. Şimdi tabii en kritik şey silah bırakılması konusunda Kandil gerçekten e, evet der mi? İçindeki bazı grupların, özellikle Suriye kökenli ya da İran kökenli veya istihbarat başka ülke istihbarat olan birilerinin e, Kandil'e e, silah bıraktırma eee silah bıraktırmamak için eline geleni yapacaktır. Fakat yani bu kamuoyu açıklandıktan sonra yani Öcalan'ın iradesi, HDP'nin ve diğer muhtemelen batıdaki unsurların da desteği varsa Kandil'in buna uzun süre direnmesi çok gerçekçi değil. Fakat ilk fırsatını bulduğunda yeniden silah kullanma anlamında gelelim bir şey diyemem. Buradaki kritik şey, ince çizgi şu. Türkiye'deki aktörlerin, militanların Türkiye'den çıkarılması ve silah bıraktırılması başka gerekçeler üreterek örneğin DAEŞ ya da başka e, tehditler üzerinden Suriye ve Irak'taki PKK unsurlarının da silahını devam etmesi. Uzun dönemde eğer süreç tıkanırsa yeniden silah kullanacak opsiyonu eline tutma gibi bir mantıkla işliyor. Ben e, okuduğum şeyi size söylüyorum. E, herhalde en azından önümüzdeki baharda yapılacak olan kongrede Öcalan'ın beklentileri doğrultusunda muhtemelen Türkiye içerisindeki silahın bırakıldığını ve cemaat sürecinin desteklendiği aşaması yapılacaktır. Ama Irak'ta ve Suriye'deki uzantılarının ee, Mücadele devam edecekleri gibi açımlarla dengeleyici bir politika izleyeceğim düşünüyorum. Usta evet. Bey siz Kandil'in nasıl bir tavır takınacağını düşünüyorsunuz? Burada mi? aslında birazcık da kamuoyunun algısı önemli. Biz bütün olayı kandilin üzerinden konuşmamız da çok fazla doğru değil gibi düşünmek lazım. Sonuçta e, Duran Kalkan ne diyecek Murat Karayılan ne diyecek Cemil Bayık ne diyecek Bahazırdağ, yani. Çok çok aktör var. Evet. Pek çok aktör var. Yani bunların da aslında birbirleriyle aralarının çok iyi olmadığını biliyoruz ama hani bakıldığı zaman e, bu tip stratejilerde olayı sadece bir şeyin üzerine konması. Konuşlandırmak. Aa şimdi Kandil bak Öcalan'ın bu açıklamasına karşılık işte şu kadar sert bir açıklama yaptı. Silah bırakmayacağız dedi gibi. Aslında süreci başka aşamaya götürülecek olan veya işte bu yabancı istihbarat teşkilatlarının suyuna değirmen olacak yönte bizim bu algıyı oluşturmamamız lazım. Yani burada tabii ki Kandil en azından bu masanın etrafında veya bu konuşulan konuların etrafında önemli aktörlerden birisinin olduğunu söylememiz tabii ki mümkün. Ama e, Kandil'i e, olayın odağına koyup bundan sonra Kandil evet. ne yapacak? Kandil'in her hareketini çok büyük bir şekilde kamuoyuna lanse edecek e, e, olaylardan tartışmalardan, açıklamalardan da hepimizin e, karşı, e, kaçınması gerekiyor. Burada e, Gezi olaylarından sonra Kobani olaylarında e, Kandil'e gelen fakslardan bahsetmek gerekiyor. Kandil'e gelen fakslarda direnin daha fazla e, işte insanı sokağa dökün, daha fazla e, çatışma çıkartın, daha fazla Kaos oluşturun gibi özellikle Avrupa Birliği'ndeki bir ülkenin olayı körüklediğini hatırlayacak olursak işte en azından orada İsrail ajanlarının cirit, ett, cirit attığını hatırlayacak olursak bütün bu Mısır'da yapılan operasyon, Ukrayna'da yapılan operasyon, ondan sonra Suriye'nin karıştırılması, Irak'ta olanlar, Yemen'de olanlar Gerçekten Türkiye e, kılganlık tabii ki bazı büyük olaylar oldu ama süreci bu noktaya getirmesi hani bir laf var ya bir şarkı sözü veya bir şiir sözü dönülmez akşamın ufkuna geldik artık hakikaten Türkiye e, bu noktada dönülmez, dönülmez akşamın ufkuna geldi. Kandil ne derse desin Kandil'in e, söylemleri e, bundan sonra bizi e, hiç beklemediğimiz işte bir silah bırakmayacak e, şu diyecektir yani ben okuyabiliyorum işte şunu 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 yapın biz öyle silah ya. bırakalım şart koşarak yapacağı atacağı bazı adımları göreceğiz. Ama bunların ben e, gelinen aşama itibariyle evet. bu söylemlerin artık çok da fazla e, en azından şunu söylemek lazım. Karşılık bulamayacağı kamuoyunda e, açık ve net. Bir de bu kadar Ka büyük bir Tabii yani sonuçta sonra. bir de Abdullah Öcalan'ın burada e, ön almasını biz şöyle okuyoruz. Aslında e, Kandil'in içerisinde o demin saydığım insanlar da ayrı ayrı grupları. Daha doğrusu hocam şöyle demek daha doğru olur. Ayrı ayrı istihbarat teşkilatlarını veya ayrı ülkeleri işte sen demin dedin sureyi Suriye'yi veya Esat'ı temsil ediyor. İşte e, bakıldığı zaman Murat Kara Yılan İran, İran e, zaman zaman İran, zaman zaman Almanya Duran Kalkan direkt ile bağlantılı e, BND'den gelen işte emirleri yerine getiriyor diye bunları hep e, hem okuyoruz hem e, görüyoruz. Veya işte başka ülkelerin ama sonuçta şu var. E, şunu okumak lazım. E, Türkiye'nin satın aldığı, Türkiye'nin beklentilerini karşılayan ve o yönde giden bir süreçte bundan sonra e, kandil e, e, durdurma mekanizması olamaz. Kandil bu evet. sürecin önünde duramaz. Ne yaparsa yapsın. E, yine o tip işte gençler bunu yaptı işte bizden emir almadı, hücresel Yol bir kesmeler, eğlendi, başka şeyler. Ha bunlar, olabilir. Ya bunlar tabii ki olabilir. Bakın e, biz şunu söylüyoruz. 35-40 yıldır 35 binden fazla İnsan insanımızı kaybettiğimiz evet. bir olaydan bahsediyoruz. 40 yıllık bir süreci siz parmak şıklatarak bir anda hadi oldu bitti tekrar sarılalım, barışa dönelim ...diye zaten sonuçta sonuçlandıramazsınız. Bunu kimse de beklemesin. Ama 12 yıldır gel gelinen aşama ki ben bu sürecin başlangıcını AK Parti e, iktidarlarının iktidara geldiği... ...ve olağanüstü halin kaldırılması olarak bekliyorum. Daha sonra habur süreci olmuştu. Demokratikleşme ha, paketleri evet, açıklandı. Demokratik 4 tane demokratikleşme <laughs> paketi açıklandı. İşte biz trafik lambalarındaki e, sarı kırmızı yeşil renkleri e, kaldıralım. Acaba Güneydoğu'ya özgü başka bir trafik lambası <laughs> oluşturabilir miyiz tartış biz bu noktaya geldik. Bunun da altını çizmek gerekiyor Ahmet. Ama her şeyden önce öncesi veya önemlisi artık kıyı göründü. En azından derenin geçilen kısmı, yol alınan kısmı, karşı kıyıya olan kısmı daha da fazla aşıldı. Karşı kıyı çok daha fazla yakınlaştı. Bundan sonra da bizi zor günler bekliyor. Zor hamleler bekliyor. Artık bundan sonra geri dönüşü yok bu işin. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın Türkiye bu işi nihayet nihayetle ama her şeyden önce yabancı e, istihbarat teşkilatlarının yine e, çok ciddi bir şekilde burnlarını buna sokacaklarında çok net bir şekilde söylemek mümkün e, olabilir. Ama e, şunu görüyoruz bütün bu kararlılık Abdullah Öcalan'ın bu çağrısı HDP'nin en azından e, bir aktör olarak bu işin içerisine müdahil olması. Ben şunu söylüyorum bu son açıklamayı Sırrı Sürey Süreyya Önder'in böylesi önemli bir açıklama öyle önemli görüşme öncesinde açıklaması artık HDP'nin de yavaş yavaş... E, Taşının altına elini uzatmaya başladığını zaman zaman çekiyor ama yavaş yavaş oraya yaklaştırıyor gibi görmek mümkün. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın da açıklaması oldu. Silahların bırakılması demokratik gelişime hız kazandıracaktır dedi. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Silahlar bırakılırsa nasıl bir Türkiye göreceğiz? Ahmet Bey bakın silahların bırakılması esas ana konularda daha tartışacağımız çok konu var. Yeni demokratik bir anayasa yapım sürecinde tarafların kendi kendileri açısından önemli olan konularda müzakere süreci önüne açacaktır. Biz henüz daha birinci aşamasını ancak tamamlıyoruz. Esas bundan sonra 10 maddelik şey var açıkladı dikkat ederseniz. Evet. Bu onunla ilgili. Yani demokratik siyasetin tanımı, demokratik siyasetin devletle ve toplumla ilişkisi efendim. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçülerle tamamlanması... çoğucu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması ve yeni bir anayasa yapımı. bundan sonra Hakikaten Türkiye'nin siyasi sistemi... Burada hocam altını çizilmesi gereken evet. konulardan bir tanesi ortak vatan ve milletin demokratik ölçülerle tanımlanması. tanımlanması. Ki burada biz zaten sona yaklaştık. Yani ortak vatan evet. denilmesi aslında bizim e, çözüme ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor. Temel bu 2013'teki mektubun içinde bu var evet. zaten. Yani 2013'teki şey, Öcalan'ın mektubu bunun etrafında şekilleniyor. bizim um, ortak da, vatan kavramı etrafında şekillenecek. Yani Herkes beklentisini tek, taleplerini dile getirecek Sayın Cumhurbaşkanı çok vurguladı hani tek vatan, tek, tek bayrak, tek millet dediği şey. da böyle böyle bir şey. Ha bunun içerisinde işte e, vatandaşlık tanımının yapılması, ortak geleceğin inşası, yeni bir e, sivil anayasanın yapılması. o Hep onu konuşmuyor muyuz? Yani yeni anayasa ile ilgili. Çünkü eninde sonunda gelecek iş Bunların anayasal güvencede e, kavuşturulması. Çünkü daha önce biliyorsunuz yasal güvence yok denildi. E, 30 Mart e, seçimlerinden önce bir 5 e, maddelik yasa çıkarıldı ve yasal güvenceye tanımlandı. Müzakere süreci yasal statüye kavuşturuldu. Şimdi buradaki müzakereler sonucunda ulaşılan neticeler yasal ve anayasal değişiklikler geliştirecek. Yeniden bir inşaat süreci başlayacak. Ondan sonra biz aslında gerçekten çözümü noktalamış olacağız. Ha? noktalamış derken yani burada sizin de belirttiğiniz gibi bazı radikaller çıkacak bunlar da karşı çıkacak vesaire ama Provokasyonlar her zaman esas toplum bakın 30 yıldaki çatışmadan sonra ben güvencem o artık halk güneydoğudaki de battaki de halk da çatışma istemiyor. 6-7 Ekim olaylar oldu. Ertesi gün tanklar şehre girdiği anda bize bütün hafıza, 30 yıllık hafıza yeniden canlandı. İnsanlar bir anda sarsıldı. Biz bunu istemiyoruz. Yani artık biz de insanca yaşamak istiyoruz. Sokaklarımızda devriye tanklarla gezen bir ülkede yaşamak istemiyoruz ama onun karşılığı, ya o zaman da e demokratikleşme sürecinde silah bırakacaksınız ve e siyasetin içerisinde e mücadele yürüteceksiniz. Bugün bu açıklama yapıldıysa ve e maddeler üzerinde müzakere sürecine geçildiyse ben bunu biraz da bu deneme yanılma yoluyla karşılıklı olarak kendi güçlerinin sınırlarının görülmesinin bir sonucu olarak ya şöyle görüyoruz. bir ek yapabilir miyim Ahmet Tabii, Hocam e, o çok güzel e, özetledi. Bundan sonra olacaklar aslında e, bizi bekleyen en önemli konulardan bir tanesi ama bakıldığı zaman böylesine kapsamlı iç ve dış dinamiklerden etkilenen kırılganlıkları olan e, Avrupa'daki hani bakıldığı zaman e, PKK dediğimiz zaman biz sadece e, işte bir güneydoğu halkı var. Sonuçta Türkiye var, komple PKK var, Kandil var, İmralı var, HDP var, BDP var, Konggra gel var, Avrupa'daki Kürtler var. Hani bu kadar parçalı yapının karşısında siz bu adımı atabilecek noktaya geliyorsanız. Biz umutlu olalım diyorum. Yani Kesinlikle. tabii ki hani yarın barış bu artık sonuçlandı, nihayetlendi demeyelim ama en azından umutlu olalım. Yani şunu söylemek istiyorum özet, özellikle tekrar geriye dönüşü çağrıştıracak veya o, o algıyı oluşturacak söylemlerden açıklamalardan kaçınalım diyorum. Yani, herkese daha büyük sorumluluk düşüyor şu andan itibaren. Tabii ki yani sonuçta Şimdi, herkese çok büyük sorumluluk düşüyor ama bunların ötesinde bundan sonra atılacak adımlar. Hocam demin söyledi. Asıl süreç şimdi başlıyor da diyebiliriz. Kesinlikle. Yani bunun bunun altını çizmek gerekiyor. Asıl süreç şimdi başlıyor. Tabii ki biz çok büyük bir şeyi geride bıraktık. Altyapısı kuruldu, temel atıldı, binanın belki ikinci üçüncü katına çıkı çıkıldı. Ama ben şunu da şundan da kaçınmak gerektiğine inanıyorum. Yok sürecin birinci aşamasına geldik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada şunlar olacak. Böyle statik e, e, statik açıklamalardan ki e, olay statik değil. Cumhurbaşkanı farklı, farklı diğerleri de süreç Yani süreci sonuçta değildir. Salver süreci evet. de değil. Böyle statik bir süreçte de değil. Biz dinamik bir süreçten geçiyoruz. Yok biz ikinci aşamaya geçtik. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu tip açıklamalardan da kaçınmak gerekiyor. HDP belki kendi tabanına oynadığı kişilere yönelik bu tür mesajlar veriyor olabilir. Bir yandan da Türkiye Ama bir şey söyleyeyim Ahmet. Yani bu kadar seçime 3 ay var artık. Ben de tam ee, seçimlere geliyorum. 3 Seçim... ay var. 3 ay kala sen Hükümet olarak, Ak Parti olarak, Devlet olarak bu adımı atıyorsan çok büyük, çok ciddi manada cesursun ve inanmışlığın var. Bunu da neye bakarak atıyor biliyor musunuz? Sonuçta 30 Mart seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan bütün insanlar bu süreci oyladı. Dedi ki iktidara devam et, ben senin arkandayım. Ardından 10 Ağustos geldi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha yüksek bir iradeyle dedi ki çözüm sürecine biz sahip çıkıyoruz. Aslında iktidarın korkusuz bir şekilde olayın üstüne gitmesinde de 30 Mart ve 10 Ağustos var diye düşünüyorum. Peki hocam seçimleri nasıl etkiler bu süreç, bu alınan karar, bu çağrı? 7 Haziran'da Türkiye sandığa gidiyor. Bu silah bırakma çağrısı seçimleri nasıl etkiler? Ben olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Yani çözümü destekleyen aktörlerin lehine işleyeceğini düşünüyorum açıkçası söylemek GDP'de gerek. EDP'de parti olarak girecek seçime. %10 barajı da bir risk olarak duruyor karşısında. Yani, yani barajı her... atlatabilir bir aşamaya gelebilir mi? Ona emin değilim doğrusu. Yani yüzde %10 arasında gidip gelebilir. Yüzde olduğu gibi. Yani iki son burada anda fikir değiştirip bağımsız parti olabilir. Yani onu görmek lazım. Belki başka şey girebilir ama şunu ben önemsiyorum. Yani... HDP'nin her şeye rağmen içimizdeki bazı liberallerin Kürtlerin, Kürtler için çok e, tek çıkış yolu hala tek silahtır demesine rağmen isim vermeden söylüyorum. Yani bir zamanlar çok bilinen yazarlar buna rağmen bu noktaya gelmesi bile kendi başına önemli ve anlamlıdır. Korkularıyla değil ümitleriyle hareket eden e, bir şey var. E, siyaset aklı var burada. Ee, ...ve bu e, özellikle 10 Ağustos'taki %9-10'la e, yaklaşan bir oy alma, almış olması... ...bir cesaret verici olarak görüyorum. Aksi halde yani siyaların bırakılması konusu konuşulmadan... ...sürüncemi de bırakarak her an 6-7 Ekim olayları yaşanabilir korkusu içerisinde... ...eğer seçime girilirse bu HDP'ye yaramaz. Yani demokratik siyasete bağlılığını kayıtsız şartsız şekilde ifade ederek... Türkiye'nin bütünlüğü konusunda şüpheleri zail eden e, etmeye yönelik bir adımla, açıklamayla seçime girerse biraz da sözünü ettiğim çerçevede HDP'ye oy verme eğiliminde olan Kürt kökenli olmayıp da Türkiye'de ister diğer kökenlerden olsun, isterse Türk kökenli olup da ideolojik olarak solda olup da e, e, HDP'ye oy verme niyet taşıyanları caydırır da başka türlü olsaydı. Şimdi cesaret Yani bu anlamda ben yani HDP'nin HDP lehine olduğunu düşünüyorum. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Tabii yani sonuçta ciddi bir seçime giderken bu konunun çok seçim malzemesi olarak kullanılmayacağını söylersek yanlış yapmış oluruz. Ben çok net bir şekilde MHP'nin özellikle çok ciddi bir şekilde karşı çıkmasını bekliyorum, umuyorum. Yani böyle de olacaktır zaten ama hocam hatırlar mısınız... Paralel yapının operasyonlarının en yoğun yaşandığı 2014 yılının ocağından geldiğimiz Hı. güne rağmen. Ki orada da süreçte çok ciddi kırılmalar tamam. ve kırılganlıklar Duruk yaşandı. Oldum. Öyle anlar geldi ki paralel yapı sürecin bitmesi bittiğini artık sonlandığını veya hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hendekler kazılmadan o fotoğrafları Hı. ironi yaparak söylüyorum sosyal medyada dolaştıran o ekip. O üst akıl işte o dışarıdan yönlendirilen üst akılın olduğu bir ortamda yani biz sadece dış istihbarat örgütlerinin maşası olarak kullanılan insanlardan bahsetmiyoruz. Hatta bazı araçlara devlet görünümlerinin saldırı. Evet evet görüntüler evet. Vardı. Yani sonuçta paralel yapı aslında ciddi argüman olarak kullandığı bir konuydu bu. Süreç bitti bakın hükümet başarısız evet. oldu. Süreç işte bitiyor. Bakın orası bombalandı. Bu aracın işte senin dediğin şu resmi araca bu yapıştırıldı. Buradaki büst devrildi. Burada hendek kazıldı gibi e, olayı köpürten yönde yaptığı yayınlara rağmen bizim bu aşamaya gelmiş olmamızın altın, altı çizilesi. E, ve e, aslında bir önemli açıklama şimdi Selahattin Demirtaş ve HDP ne diyecek? HDP'yi temsil den kişi olarak, eş başkan olarak Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını hep beraber göreceğiz. Son iki dakikamız hocam. Bir dakika sizden, bir Peki, dakika Batuhan İstanbul Bey'den da. alacağım. Ee, Türkiye Türkiye'yi nasıl bir nasıl günler bekliyor? Bahar aylarında PKK kongresini toplayacak, olan olağanüstü kongreyi. O bahar aylarında Türkiye'yi de çözüm süreci açısından bir bahar bekliyor mu? Ya ben ümit varım. Çözüm süreci bu noktaya geldikten sonra artık geri dönüşü olmayacağını düşünenlerdenim. Riskler olabilir ama... Orta bir e, ortak akıl var, strateji var, siyaset var. E, bu çözüm süreci 2010 referandumundan başlamak üzere hem e, AK Parti'nin hem de HDP'nin bir <laughs> anlamda işine de e, yaradı. Dolayısıyla e, partiler e, rasyonel e, aklı temsil ederler, rasyonel tercih yaparlar. Yani bundan sonra e, zikzaklar olsa bile ben yani belki hemen baharı, ayında görmeyeceğiz ama önümüzde e, olumlu bir periyoda doğru giriyoruz. Siz evet. neler söyleyeceksiniz? Bakan Aslında de, şimdi sözler... e, çok çok net. E, bundan sonra olacak olanları hep beraber bekleyelim. Ben e, Selahattin Demirtaş'ın da bunu siyaset malzemesi yapacağını düşünüyorum ki öyle olacaktır. E, yani sonuçta siyasetçidir. E, ama bütün bunlara rağmen gelinen aşama çok önemlidir. Türkiye çözüm sürecinde e, artık çok keskin bir virajı daha dönmüştür. Bence bundan sonra bu kadar keskin en azından silah bırakma çağrısını bütün Türkiye olarak bekliyorduk. Bunun yapılmış olmasının anlamı çok büyüktür. E, kim karşı çıkarsa çıksın. Buna e, Türkiye'deki e, bütün vatandaşlar sahip çıkmıştır. Artık bu geri dönülmez akşamın ufkuna gelindiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Umutlu olalım. E, bunun için e, bu olayı sekteye uğratacak. E, her türlü provokasyona karşı da e, akıllı olalım, dikkatli olalım e, demek mümkün. Ama e, önemli bir eşik geride kaldı. Çok her teşekkür şeyin teşekkür ediyoruz. Konuklarımız TGT Haber Ankara Temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar ve SED'ye başkanı Sayın Birolak Gündüz. E, Öcalan'ın silahlar bırakılsın çağrısını değerlendirdik. Tabii ki bugün önemli bir toplantı daha var. Başbakan Ahmet Davutoğlu Paris'in İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak. Önümüzdeki dakikalarda Ankara'da bu kongrede açıklamalar yapmasını da bekliyoruz. O açıklamaları da yine TGT Haber ekranlarında canlı olarak yayınlayacağız. Davutoğlu'nun açıklamaları da oldukça önemli. TGT Haber'den ayrılmayın diyelim. Herkese iyi günler dileyelim.